Evet arkadaşlar, ben Kübra Dağlı. Bugün yanımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu var. Her çocuğumuza mutlaka spor yaptırmalıyız. Allah, bayağı bir korktu. Kaplumbağanın bu kadar hızlı gittiğini görmemiştim yani. Tamam, burası senin, biz gidiyoruz, hadi. Merhaba arkadaşlar, ben Kübra Dağlı. Tekvando'da milli takım sporcusuyum. Bugün yanımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu var. Havalar güzelleşmişken İstanbul'da spor yapacak alanlar nereler? Nerelerde spor yapmalıyız diye başkanımıza sormak istiyorum aslında. İlk sorumla. Evet, yerleri arttırmak istiyoruz tabii. Bu arada Rahmi Demir'e hoş geldin diyeyim. Hoş Yani bulduk bu Rahmi başkanım. Demir'i biliyor muydun bilmiyorum. Hayır başkanım, ilk defa geldim. Öyle mi? Genellikle Atatürk Kent Ormanı'nda, Belgrad Ormanı'nda koşuyordum ama dediğim gibi bu ne zaman açıldı? Bizim ormanlarımız biraz böyle kendi halinde kalmış yerler var. Bunlar dönem dönem belediyeye tahsis ediliyor. Burası da o tahsis edilmiş alanlardan birisi. Bizden önceki dönem başlanmıştı ama bitirilmemişti. Biz sonra ele aldık ve burayı bir doğal halini koruyarak, yani orman statüsünde zaten O halini koruyarak yapmak zorundasınız. Doğal halini koruyarak çok böyle keyifli bir yürüyüş alanı, doğal alan haline getirdik ve geçen sene hizmete sunduk. Kemerburgaz Kent Ormanı da mesela öyle bir Orman Bakanlığı'na ait bir yer. Orada da böyle bir düzenlemeyle, tabii oranın alanı çok geniş olunca farklı fonksiyonlar da kattık içine. Böyle yerlerimiz artsın istiyoruz. Son dönemde ses getiren Kemerburgaz oldu. Atatürk Kent Ormanı oldu. Orası muhteşem bir yer. Benim de yani çok sevdiğim bir yer. Genellikle kulüpte koşu antrenmanlarımızı orada yapıyoruz hep evet. birlikte. Ben de sabah yürüyüşleri yaptım bolca. Tarihçesi de ilginç. 60'lı yıllarda 50'lerin sonunda orayı ağaçlandırmaya başlamışlar. Sonra 60'lı yıllarda oraya bir hayvanat bahçesi projesi çalışmışlar. Evet. Sonra öyle vazgeçilmiş. Kalmış. 20-25 yıldır da 30 yıldır da orası öyle duruyormuş. Biz orada halkla ve bazı uzmanlarla iletişimle süreci dizayn ettik. Yani bura nasıl yapılmalı? Çok hassas şeyler var. Mesela çok yoğun aydınlatma koyamıyorsunuz ormanlara. Çünkü doğal hayatı ürkütmemeniz lazım. O bakımdan orayı biz çok iyi tasarladık. Uzmanlarla konuştuk, halka anlattık nasıl yapacağımızı, nasıl doğal bir saha organize edeceğimizi. Ve günün sonunda çok keyifli bir orman çıktı. Başkanım, aslında ev hanımları ya da biz kadın sporcular için güvenlik çok önemli. Hani bu ormanların güvenliğini nasıl Kesinlikle. Sağlıyorsunuz? Kesinlikle. Zaten kontrolümüzde olan her yerde mutlaka güvenlik sistemimiz var. Hem görüntüleme açısından var, hem de giriş çıkışları kontrollü. Burada olduğu gibi, işte Kemerburgaz'da olduğu gibi, Atatürk Kent Ormanı'nda olduğu gibi. Mesela Haramidere'de 100 bin metreye yakın E5 üstünde, Beylikdüzü'nde yıllardır önemli bir meşe ormanı vardır. Ben oraya çok mücadele ettim. Bir ara bir yapılaşma için uğraşmışlardı orayla ilgili, bir kamu binası engellemiştik. Çünkü tarihi bir meşelik orası. Nereye böyle bir tesis kursak, yani bir park alanı oluştursak, mutlaka oranın belli çapta olması lazım, büyüklükte olması lazım. Güvenliğini sağlıyoruz. O bakımdan bu saydığımız yerler ve buna benzer birçok yerde hiçbir insanımızın tereddüt etmemesini isterim. Siz de gönül rahatlığıyla gidip zaten sporunuzu yapın derim. Yani sizin gibi bütün sporculara ve bütün kadınlara. Peki başkanım, siz hiç spor yaptınız mı? Bunu herkes çok merak ediyor. Ya da ailenizde spor yapan birileri var mı? Evet. Ya ben çok spora meraklı bir yaşamım oldu aslında. Şanslıydım. Belki senin de hayatında etkili olmuş olabilir. Ben beden eğitimi öğretmenleri, ki senin de eğitimin onun üzerine. Muhtemelen sen de hayat boyu birçok çocuğu etkileyeceksindir. Şu anda da etkiliyorsun zaten. Sporcuların zaten bir yönü de öyle olmalı. Yani topluma örnek olmalı. Hem spora teşvik yönünde, hem de diğer centilmenlik diye ben hani bir kavram her zaman söylerim. Her sporcunun aşılaması gereken duygu. İlk lisansım atletizm sporcusu oldu. En güzeli zaten temelde ya atletizm ya cimnastikten atmamızdan gerekiyordu. Siz evet. Güzel bir sporla başlamışsınız başkanım. Ben hep onu söylerim. Türkiye'de eksik olan iki branş. Bizim mutlaka çocuklarımıza, yani bir atletizm ve cimnastik kültürünü verirsek, aslında hayat boyu onda onun izi kalıyor.
Kesinlikle. Her branşta da başarılı oluyor aslında. Var. Evet. Zaten yani işin ne diyelim temeli gibi evet, dediğin evet, temeli. Doğru. Atletizm ve jimnastiğin olduğu hat üzerine her şeyi inşa edebiliyorsunuz. Çocuklara bu iki branşı, temel iki branşı verebildiğimiz kadar vermek ve illa herkes sporcu olacak değil, tabii. İlla herkes milli olacak değil zaten olamaz. Başarılı olacak değil zaten olamaz ama hayat boyu ona lazım olacak bir altyapıyı, bir temeli vermiş oluyorsunuz ve o işte yeme sağlıklı. Yeme içme gibi olması lazım bizim için. Kesinlikle. Aslında. İlkokulda atletizmle başladım. Sonra bizim okulumuz çok böyle branş olarak etkili bir branş okuluydu. Yani ilginç bir damarı olmuştu. Handbol oynadım ben. Türkiye derecelerimiz zamanında oldu. Zamanında genellikle handbol çok daha revanşlı bir spor değildi. Evet ama o zaman çok daha azdı. Vardı, evet. Benim okulum Türkiye dereceleri olan bir okuldu Trabzon'da. Ben bile hani kendi oynadığım zaman da Türkiye beşincisi olduk örneğin yani. Ortaokul basketbol sonra lise bir itibaren futbola karar verdim ve gerçekten hani bir bayağı bir sardım yani futbola. Kaleci oldum. Çok ideallerim vardı futbolcu olma konusunda ama yine de tadını çıkardım diyebilirim. Yani oynadım hem amatör hem okul sporlarında, lisede, üniversitede. Türkiye müsabakalarına kadar gittiğimiz yarışmalarımız oldu. Allah! Esas ama bayağı bir korktu. Kaplumbağanın bu kadar hızlı gittiğini görmemiştim yani. Garibim nereye gideceğini şaşırdı. Top oynamaya giderdik tabii. Dönerdik. Benim başım, üstüm, her tarafım çamur içinde. Diğerleri filinta gibi hiçbir şey yok. Annem kızıyordu. İşte niye hepsi temizde sen çamurlu? Anne diyorum ben kaleciyim. O ne demek diyor. Kaleci ne demek? Kaleci sağa sola atlayan işte topa falan. Yani dediğim gibi neredeyse 5 branşı hayatıma sığdırdım. Böyle 30'lu yaşlara doğru aslında iş hayatım çok yoğunlaştı. Zaten okul bitince onu da biraz kenara ittim. Ama yine kendimce biraz futbol oynamaya devam ettim. Peki siz sporculara ne gibi destekler veriyorsunuz? Ya şöyle, ne gibi planlarınız var? Şöyle benim hani tabii en önce hayalim şu. Toplumun sporla barışık olması. Hareketli bir insan yapısı olduğu takdirde bir şehrin o şehirde hastane sayısı azalır, hastalık azalır, moral artar. Güler yüzlü insanlar olur. İstiyorum ki 16 milyon insanımız sporla barışık olsun. Bu anlamda olimpizm diye bir kavram sunduk topluma. 2036 olimpiyatlarını hedefliyoruz. Ve 2036 olimpiyatlarını hedeflemek spor salonlarıyla, statlarla değil. O toplumun ne kadar motive olduğuyla çok paralel ve sporu ne kadar bildiğiyle. Yani siz İstanbul'da eğer olimpiyat şampiyonası yapıp kocaman statta bomboş bir tribünlerle atletizmi izleyen insanın olmadığı bir yer varsa o bilinç eksikliğinden kaynaklı. Tabii ki başarılı sporcularımıza destek olacağız. Tabii ki sporun altyapısını güçlendireceğiz. Yani her branşta bu tabii aynı zamanda bize milli sporcular kazandıracak, altın madalyaları kazandıracak ama temel mesele yani bütün ülkenin ve özellikle İstanbul'un bu konuda bilinçli bir topluma sahip olması. Ben o konuya çok kafa yoruyorum. Onun için olimpiyat meselesini çok önemsiyorum 2036. O olimpiyat gereklerini yerine getirirsek, olaya ben şöyle bakıyorum. Olimpiyatı ev sahibi olsan da önemli değil. Zaten gereklerini yerine getirdin. İnsanlara sporu öğrettin. Sporun aşamalarını gösterdin. O anlamda bir hareketli bir toplum var ettin. Gerisi zaten olur. Yani öyle bakıyorum evet. Meseleye. Onun için benim için en önemli destek ve motivasyon sahası bu. Benim temel meselem 16 milyon insanın hayatında sporu daimi bir şekilde var edebilmek. Konsantre olduğum duygu biraz o. Sevgiler, ne güzel bir kızımız var burada. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok naziksiniz, teşekkürler. Biz de böyle milli sporcumuzla geziyoruz. Sağ ol. Fıstık. Çok tatlıyız. Bak bu abla çok iyi bir tekvandocu. Ya. Oh yanaklarını. Hadi bakalım. Sağ ol.
Başarılar. Peki buradan genç takipçilerime, kardeşlerimize ne gibi tavsiyeler tabii, verirsiniz? Çocuklara şöyle, neler yapıyorsunuz çocuklara yönelik? Çocuklara bir kere anne babalara da söylemek isterim. Her çocuğumuza mutlaka spor yaptırmalıyız. Yani ilkokuldan önce mümkünse, çünkü şu an biz zaten kreşlerimizde Spor İstanbul üzerinden çok önemli eğitimler veriyoruz kreşteki çocuklarımıza. İlkokul öncesi, ama ilkokulda kesinlikle başlamalılar. Ve diyorum ki her çocuk ve genç mutlaka okulunda spor yapsın. Yani bir branşa girsin. İlla orada takıma girmek zorunda değil, hiç önemli değil. Yapsın, evet. Çünkü kiminde disiplin öğreniyor, kiminde takım olmayı öğreniyor, kiminde yol arkadaşı olmayı öğreniyor, kiminde mücadele etmeyi öğreniyor, kazanmayı da öğreniyor, kaybetmeyi de öğreniyor. Her ikisini de kabullenebiliyor. Aslında insan olmayı öğreniyor. O bakımdan ben yaşanma bahsettiğim 4-5 branş o kadar çok şey kattı ki, işte seni takip edenlerin de bu anlamda sporu hayatlarından eksik etmemelerini. Ben soruyorum bazen ilkokul, ortaokul, lise çocuklara, gençlere, işte spor yapıyor musunuz? Yapmıyorum. Yani o kadar büyük bir eksik olarak görüyorum ki onu. Yani yapmıyorum diyene bir de bakıyorum, aman Allah'ım, boy, poz falan, hani endam tam spor yani, sporcu ama yapmıyorum dediği zaman ben onu böyle kayıp olarak görüyorum. O bakımdan lütfen spor yapsınlar, hem de en güçlü şekliyle yapsınlar diye tavsiyemde bulunayım. Teşekkür ediyorum başkanım. Çok vallahi ben teşekkür sohbeti ederim. Çok memnun oldum. Spor başarılar dilerim. Nice sportif başarının yanına ilerleyen yıllarda inşallah yeni sporcular yetiştirirsin. İnşallah. Halka güzel mesajlar verirsin. Ve ben hep söylüyorum, yani iyi sporcuların iyi yaşamları ve geleceğe dair bu tarz topluma fayda alanlarını bizim de düşünmemiz lazım. Onların da düşünmesi lazım. Sana da o yolda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Zaten en büyük hayalim de benim adıma bir spor salonu açıp yeni İnşallah. Sporcular yetiştirmek. İnşallah. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Başarılar. Merhaba arkadaşlar. Ben Kübra Dağlı. Bugün yanımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu var. Her çocuğumuza mutlaka spor yaptırmalıyız. Allah, bayağı bir korktu. Kaplumbağanın bu kadar hızlı gittiğini görmemiştim yani. Tamam, burası senin, biz gidiyoruz, hadi.